kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız caminin önünde Kanuni Süleyman Türbesi'nin girişinin solunda yatan Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak derslerimizi hayırlara vesile başlangıç kılsın. İnşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne a'malel ibadi leturadu alallahi fi kulisneyni ve hamisin. Müminlerin amelleri, yani işledikleri hayırlar veya şerler, her pazartesi ve perşembe günleri alemlerin Rabbine, Allah'a arz olunur, sunulur. Tabii başka hadisler de var. Şimdi arkasından gelecek hadis. İnne amale beni Adem, insanoğullarının amelleri müminler ve kafirlerin amelleri, ki kafirlerin iyilikleri Kur'an-ı Kerim'e göre meselüllezine keferu bi rabbihim, Allah'ı inkar edenlerin misali amaluhum, onların amelleri keremadin işteddet bihi rihu fi yevmin asibin, şiddetli bir fırtınalı günde kül misalidir. Şiddetli fırtına külü durdurur mu? Yok eder. Evet. Onu misal veriyor. Kafir, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen insan şu dönemde Kur'an-ı Kerim nazil olduğundan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur mağarasında Ramazan'ın 14. gecesinde iken Cebrail aleyhisselam gelmiş, görünmüş, ertesi gün bir daha görünmüş ve ikra, bismi rabbikellezî halak, seni yaradan Rabbin adıyla oku. Efendimiz, ben okumak bilmem buyurmuş, tekrar sıkmış, oku demiş, ben okumak bilmem. İşte ondan sonra ikra, bismi rabbikellezî halak, halakal insanı min alak, yaradan Rabbiyle, adının adıyla oku, okumaya başla. Sana bilmediğini öğretti. İşte yarattı, kan pıhtısından yarattı. O ayet-i celle, 5 ayet Alak suresinin nazil olmuş. İşte o zaman Efendimiz peygamberlikle görevlendirilmiş. Ondan sonra da Allah'ın emriyle venzir aşiretekel akrabin, en yakın akrabanı korkutmaya başla, onlara putperestliği bırakmalarını, Allah'a inanmalarını söyle, en yakın akrabanı emriyle önce akrabasını davet etmiş, sonra da herkesi davet etmiş. İşte bu davetten sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen mümin olamıyor Kur'an-ı Kerim'e göre. İşte bu İbrahim suresinin 18. ayeti. Meselüllezine keferu bi rabbihim amaluhum keremadin işteddet bihi rihu fi yevmin asib. Kafirlerden de iyi işler yapan var. Mesela bu ışığı bulan adam Edison, eğer Muhammedun Resulullah demediyse Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah var dese bile Efendimiz'i kabul etmeyen, o andan itibaren kafir oluyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Mümin diyemiyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. İşte bu kafirlerin yaptığı işler, mesela bu adamın elektriği, bak biz kitap okuyoruz, efendim başka şeyler bulanlar, o telefon ne muazzam bir şey, nerede olursan ol her tarafa ilgi kuruyorsun, büyük bir hizmet. Böyle iyilikler, başka şekilde olan iyilikler, eğer kafirse şiddetli bir fırtına günde, ki küle benzer. Evet.
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Onlar yaptıkları bu iyiliklerden ahirette hiçbir şey elde edemezler. Hiçbir şeyi kazanamazlar. Faydası yok. Dünyada bak adından bahsettik. Halbuki öleli kaç sene oldu. Buna bir dünyalık iyilik, şöhret sahibi oluyor. Ayrıca zengin oluyor. Bundan dolayı para kazanmış adam çok. İşte böyle güzellikler yapanlar kafirseler dünyada Allah onların karşılıklarını veriyor. Ama ahirette yani ayet böyle. Bu benim kanaatim değil. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ kazandıklarından, yaptıklarından ahirette hiçbir şeyi elde edemezler. Ayet bu böyle. اُلَٰيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ birçok ayet var. Hiçbir nasipleri yok diyor. İşte kafirlerin amelleri de arz edilir. Ama iyilikleri tabii kafirlerin yok. Kötülükleri arz edilir. Müminlerin iyilikleri ve yaptıkları yanlış şeyler de her pazartesi, perşembe son okuduğumuz hadiste de külle aşiyeti hamisin pazartesi, perşembe akşamı leylete cuma, cuma gecesi dini geceler bugünkü gece mesela akşam, yarınki günün gecesidir. Geceler bir sonraki günün, gelecek günün gecesi sayılır dini açıdan. Perşembe akşamı yani cuma gecesi arz olunur. Fela yukbelu amele kati rahimin. Evet, şimdi yukarıdaki ayet-i celle'de hadis-i şerifte feyagfirullahu likulli abdin la yüşrik billahi şeyin. Allah ortak koşmayan mümin olan Allah'ın zatında ve sıfatlarında. Allah'ın zatî sıfatları var. Bir de insanlarda da olan niteliklere benzeyen sıfatları var. Mesela insanlar da şefkatli olur. Allah da rahimdir, rahmandır. Ama Allah hiçbir yaratığa isim verilmez. Kuddus hiçbir isime verilmez. Noksanlıklardan beri Kuddus hiçbir şeylere verilmez. Allah'ın başlangıcı yok, sonu yok. Halbuki bizim bir başlangıcımız var, doğuyoruz. Sonra öleceğiz. Allah böyle değil. Biz bir anam babanın çocuğuyuz. Allah böyle değil. Lem yelid ve lem yulad. Kur'an'a göre tabii bütün bu söylediklerimiz bizim temel kitabımız Kur'an'a göre. Biz ona bakıyoruz. Ona göre mümin olarak dünya ve ahirette neler kazanacağız, nasıl yapacağız onları öğreniyoruz. Ona göre konuşuyorum ben de. Ayetlere göre söylüyorum. Müminler o Kur'an'daki şeye göre Allah herhangi bir kimseden doğmadı. Lem yelid ve lem yulad. Anası babası da yok. Bir ananın babanın çocuğu değil. Halbuki şimdi biliyorsunuz İsa Aleyhisselam Allah'ın Tanrı'nın oğlu diyenler var. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın birçok yerlerinde. Biz öyle demeyiz. İsa Aleyhisselam peygamberlerden bir peygamberdir. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmiştir. Hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Ama şimdi onlar öyle söylüyor. Mahşerde hesaba çekildikleri zaman diyecekler, o bize söyledi, ben Allah'ın oğluyum dedi diyecekler kurtulmak için. Kur'an'da var bu. E ente kulte ya İsa, sen böyle mi söyledin? Bak böyle iddia ediyorlar. Ben Allah'ın oğluyum mu dedin bunlara? İsa Aleyhisselam, ayet bu. Ya Rabbi sen benim kalbimden geçeni de biliyorsun, aşikar olanları da biliyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim. Onlar uydurdu. Delilin ya İsa, delili biz. Halbuki biz İsa Aleyhisselam zamanında yaşamadık. Efendimiz irtihal buyuralı bile 4400 sene olmuş. İsa Aleyhisselam ondan evvel 2000 sene evvel İsa Aleyhisselam gelmiş geçmiş. Cenab-ı Hak diyor, siz nereden biliyorsunuz? Onun zamanında yaşamadınız. Ya Rabbi biz Muhammed Mustafa'yı indirdin, Kur'an'dan öğrendik. O böyle bir şey söylememiş. Ben Allah'ın kuluyum demiş. Allah beni peygamber seçti. Var ya Meryem suresinde, Meryem anamız babasız hamile kalmış, sonra da doğurmuş. Kudüs'ün halen onda var, yerleri var, işaretler var. Gidip görebilirsiniz. Ondan sonra demiş ki ben evlenmeden çocuk doğurdum. Kime ne diyeceğim?
nasıl dert anlatacağım? Evlenmeden çocuk olur mu? Sonra gitmesem, elin içine karışmasam ne yiyeceğim, ne içeceğim? Evet. Külü veşrabu. Evet. Hiç gamlan da kederlenme. Bak, dayandığın hurma kütüğünü şöyle bir sars. Ve hüzzi ileyki bi cizgin nahle. Şöyle bir sars. Derilmiş hurmalar. Tusakıt aleyki rutaben ceniyye. Olgunlaşmış hurmalar hemen anında dal budak meyve veriyor. Bir mucize tabii bunlar. Önüne de külü ye. Ayağını yere vur, vuruyor, su fışkırıyor. Veşrabi, o suyu da iç. Vakarri ayna, üzülme. Suyu iç, ye. Sana derlerse ki bu çocuk nereden? Evet, ben nezertü lirrahmani. Konuşmamaya nezrettim ben. Ben konuşmayacağım. Evet, çocuğa işaret et. O beşikteki, kundaktaki çocuk, yani İsa beze sarmış. O bezdeki, beze sarılmış bezdeki çocuk konuşacak. Evet, nitekim öyle yapmış Meryem anamız. Çocuğu doğurduktan sonra, işte bu şeylere mazhar olduktan sonra kucağında çocuk dönüyor kasabasına, köyüne. Ondan sonra temiz bir ailenin, soylu bir ailenin çocuğu, kızı Meryem anamız, peygamberler Harun aleyhisselamın ailesinden. Ailesi de bu kız nereye gitti, acaba kaçırdılar mı, kötülük mü ettiler diye aramaya kalkmış, çıkmışlar. Bakmışlar ki kucağında çocuğuyla geliyor. Aa demişler, Meryem senin anan baban temiz bir aileden, sülalen çok temiz. Fakat şey enferiyye, Meryem suresinde yazıyor bunlar. Sen çok kötü bir iş yaptın, sülaleni lekeledin, neden bunu yaptın? Hiç konuşmamış o. Ve eşarat ileyhi, kundaktaki çocuğa işaret etti. O da kâle inni abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Allah bana ibadet etmemi, anam babama itaat etmemi, saygı gösterme, iyilik etmemi, kendine kulluk etmemi emretti. Beni peygamber seçti. İfadeler var ayetlerde de. Oo diyorlar. Babası yok. Evlenmeden kocasız meydana geldi. Kundaktaki çocuk konuşur mu? En az 2 sene geçmesi lazım. Ha diyorlar. Bu Allah'ın oğlu. Tanrı'nın oğlu demeler işte oradan, aşırılığa gidiyorlar. Tanrı'nın oğlu diyenler bir sürü adam var şimdi, Avrupa'da, Amerika'da. Tanrı'nın oğlu diye ondan söylüyorlar. Halbuki kundakta konuşan 6 çocuk vardır. Birisi İsa aleyhisselam'dır. Başka çok var. Bunları zaman zaman sizlere arz ediyoruz. Evet, bunu orada hesaba çekilince soracak Allah onlara. Allah'a ortak koşmayan, Tanrı diyen de var İsa aleyhisselam'a, Tanrı'dır diyen de var, Tanrı'nın oğludur diyen de var. Diğer kafirler hariç, müminler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tabii Efendimizin peygamberliğini ilandan sonra la ilahe illallah yetmez. Allah birdir yetmez. Muhammed Resulullah inanmak zorunda. Ondan evvel la ilahe illallah İsa Nebiyullah. Ondan evvel Musa Kelimullah Nebiyullah. Her peygambere inanacak. Evet, şimdi artık bütün peygamberlere inanmak zorunda mümin olmak için. Peygamberimiz dahil. Âminü billahi ve rasûlihin nebiyyil ummi. Yetim doğan, yetim büyüyen, hiç okuma yazma bilmeyen ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya inanınız. Ayet var böyle. Buna inanmayanlar mümin olamaz Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah işte bu ameller arz edilince her mümin kulu affeder. Allah'a ortak koşmayan zatında, sıfatında. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Evet, Allah diridir, hiç ölmez. İşitir, işitmediği şey yoktur. Görür, görmediği şey yoktur. Ha, bunları biliyoruz. Bizim inandığımız alan sıfatlarıyla Allah'ı biz biliyoruz. Vücut kıdem baka vahdaniyet muhatif öndülü havadis. Allah vardır. Varlığın evveli sonu yoktur. Kıdem, baka, sonu yoktur. Bir tektir, yani ikinin yarısı bir manasına değil. Hiçbir şey ona benzemez anlamına. Birdir, tektir. Ha, bunlar biz bu sıfatlarla Allah biliriz. İşte zatında sıfatında bu şekilde inanan, Allah'a ortak koşmayan müminleri affeder. Evet, ayrıca biz buradakileri size aktarıyoruz.
kendimizden ilave edemeyiz. İlave edersek hesaba çekecekler bizi. Sen olmayanı söyledin. Niye söyledin? Biz olanı söylüyoruz. La yunkiru min şer'ihi şey'en. Dininle sabit olan, Kur'an'la, mütevatir hadisle, icma ile sabit olan, dinimizin esaslarıyla var olduğu söylenen hükümleri inkar etmeyen. Namazına gerek var kardeşim ya. Allah'ın namaza ihtiyacım var ya. Böyle namazla ibadet olmaz. Allah bir dese bile kafir. Oruç, Allah'ın aşkı, bizim aşk olmamızda ne kazancı var ya? Oruç diye ibadet mi olur kardeşim ya? Kafir olur. Allah'ın farz kıldığını. Bu şaraba haram diyor hocalar. Neresi haram ya bunun? İşte ben kimseye zarar vermiyorum. Çoluk çocuğum nafakasından kesmiyorum. Böyle bir kadeh alıyorum. Kafamı buluyorum. Kimseye zararım yok. Neresi haram olsun bunun? Bunlar kafir oldu. Neden? Allah diyor ki şarap haram. Evet, namaz farz. Oruç farz. İşte dine ait şeylerden herhangi bir şeyi inkar etmeyen, Allah'ı inkar etmeyen, Allah'a ortak koşmayanları affeder. İlla abden beynehu ve beyne ahihi şahna. Evet. Şimdi bu biz elhamdülillah la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Bu affedilenler cümlesi gireceğiz. Ama illa Allah'a ve Resulü'ne inansa bile, Allah'ın dinde olan emirlerini inkar etmese bile, kardeşiyle husumeti, düşmanlığı olan, kindar olan müminler hariç. Pazartesi, perşembe günleri amellerimizi arz ediyor. Allah affediyor. Cuma gecesi, bir dakika gece hadisi, Cuma gecesi affediyor. Ama din kardeşiyle kin besleyenler hariç. İnsanlık gereği birbiriyle atışmışlar, şey olmuş ve üç gün peygamberimiz şey veriyor, izin. La yahullim, en güzel hiçbir şey dememek de, hani bizim gibi şaşkın adamlar olursa, hadi 3 gün. La yahullu li muslimin en yehcura ahahu fevka selas. 3 gün sonra selamun aleyküm. Kardeş, nasılsın? Böyle demek zorunda. İşte o 3 gün sonra bu dargınlığa son vermezse kin oluyor. Ve affedilmiyor. Peygamber söylüyor. Böyle kin besleyenleri affetmez. Evet. Gene öbür hadiste İhsanoğlu'nun amelleri Allah'a her perşembe akşamı, cuma gecesi arz edilir. Leyletel cuma, cuma gecesi. Fela yukbelu amele katı rahimin. Anasına, babasına, eşine, akrabasına merhaba demiyor. Van'ın bir köyünden doğmuş, büyümüş, İstanbul'a gelmiş, hamallıkla işe başlamış. Öyle adam var. Fabrikası var şimdi, tekstil fabrikası. Hamal gelmiş. Şimdi fabrikası var. Koca fabrikadır adam. Köyde yemek yemesini bilmiyor, konuşmasını bilmiyor. Doğru düz Türkçe bile bilmiyor. Yakışır mı ya koca fabrikatöre? Anasını, babasını, amcasını, dayısını hiç merhaba demiyor. Yardım etmiyor. Elinden tutmuyor. Kardeşlerine insan bile değil lan. Yemesini bilmez, oturmasını bilmez. Havalı. Zengin oldu ya, fabrikatör oldu ya. Değen. Evet. Sıla-i rahim yapmayan. Akraba taluka ilgisini kesen. Onlara yardım etmeyen. Merhaba demeyen kimseler hariç. Hariç. Bunları affetmez. Kim besleyeni affetmiyor? Sıla-i rahim yapmayan, akraba tuhalukatından onları hor görüp uzak duran. Evet. Sıla-i rahim sadece merhaba demek değil. Sen çok zenginsin, adam sürünüyor. Hemen ihtiyacını göreceksin. Sıla-i rahim bu. Onu yedireceksin, giydireceksin. İmkan vereceksin ya. Evlatlık bu, analık bu. Kardeşlik bu. Bunları terk etmiş olanı hariç. Evet. Bunları affetmez. Onlara iyilik edenleri
imanla beraber bu sıfatlarla nitelenmeyenleri affeder. Ameller arz edildiği zaman arz eder. Evet, demek ki haftada pazartesi, perşembe günleri ameller arz ediliyor hadislere göre. Evet. Bir de ne var? Yıllık Berat gecesi, yıllık ameller Cenab-ı Hakk'a sunuluyor. Gelecek sene olanlar da Cebrail'e, Azrail'e söyleniyor. Bu sene şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Şu batacak, şu çıkacak, şu şöyle olacak. Berat gecesi oluyor bunlar. Berat gecesi de arz ediliyor. Demek ki yıllık olarak Berat gecesinde, günlük olarak pazartesi, perşembe günleri Allah'a arz olunur. Arz olunur. Bu sıle-i rahim yapan kimselerin, efendim, kim beslemeyen müminlerin hataları affedilir. Şimdi bizim insanımız çok akıllı elhamdülillah. Hakikaten çok akıllıyız. Ben ırkçı değilim ama şimdi Anadolu'da camilerde cuma geceleri hep tevbe istiğfar edilir. Eskiden beri, benim çocukluğumdan beri hocalar tevbe istiğfar. Bu anane halinde devam ediyor. Aslı budur. Ameller cuma gecesi arz olunduğu için tevbe istiğfar edip oraya Allah'a sunulduğu zaman tevbe edenin günahlar silinir. Ettaib minen zembi kemen la zembele. Günahından tövbe edenin sanki hiç işlememiş gibi olur. İşlememiş olur demiyor bak. Gibi olur. Hani ameliyat ediyor doktor, iyileştiriyor ama izi kalıyor ya. En güzel hiç işlememek ama işte tövbe ederseniz siliniyor ama izi var. Gibi olur. Tövbe ederseniz zaten günahınız affedilmiş. Öyle arz olunur. Ondan dolayı perşembe, cuma geceleri, perşembe akşamları tevbe edilir Anadolu'da camilerde. Bu gelenektir. Bu hadise binaen. Bunlar Araplarda yok. Bizim milletimizde var elhamdülillah. Bu devam eder ki ama biz tabii bu anane olmuş. Bunun işin mahiyetini bilmiyoruz. Millet tevbe istiğfar ederken uyuyor, esniyor. Caminin sütunlarını saymaya kalkıyor. Allah affetsin. Ama bu tevbe, cuma gecesi tevbe etmenin şeysi buna dayanır. Bir de cuma günü gece düğünler biterdi eskiden, ben biliyorum. Çarşamba günü başlar, perşembe, cuma günü biter. Üç günü geçirmeyeceksin. O israftır diyor Peygamberimiz. Düğün de sünnet. Öğleyin gelini bindirirler, üç gün dolmadan bitirirler. Gelin, damat ilk gün gerdeğe girecek, birleşecekler. Cuma gecesi gusleden adamın 10 günlük günahları silinir. Hadis-i şerif var. Cuma namazına hele böyle boy abdesti alarak, gıcır gıcır yıkanarak giderseniz en güzeli o. Ama memursun, askersin, işçisin, fabrikada çalışıyorsun, dükkana gitmek zorundasın. Geceden yıkanabilirsin. Cuma günü yıkanmak gene kazandırır. İşte bundan dolayı da düğünler hep cuma gecesi biterdi benim çocukluğumda. Şimdi bakın bunları okuduk, hoca olduk, anladık. Ama eskiden gelenek halinde bunu biliyoruz. Bizim insanımız hep bunlara dikkat etmiş, anane haline gelmiş. Evet, cuma günü boy abdesti alarak cuma diye yıkanan adam sabahleyin yıkansa çıksa evinden veya işte eşiyle birleşse bile yıkanıyor ya. Hem eşini de yıkandırdığı için çift sevap alır. Onu da mecbur ediyor yıkanmaya gibi. Bunlar adet haline gelmiş. Bu amelleri arz edildiği zaman affedilsin günahlar diye. Böyle olmuş. Evet, şu halde arkadaş böyle olduğuna göre pazartesi günü ben bugün ne yaptım? Dün ne yaptım? Kendini şöyle bir çeki düzen verip muhasebe yapıp tövbe istiğfar etmeli. Ameller arz olunacak. Perşembe günü ben ne yaptım filan diye. Aslında her gün yapmak lazım bunu da. Hele bu iki gün mutlaka bu muhasebe yapmalı. Yanlış yoldaysak tövbe istiğfar etmeli. İyi olursa şükür ya Rabbi diye Allah'a şükretmeli. Onu gerektirir. Kendini kolaçan etmesi lazım. Müminlerin hadis-i şerifleri Ahmed İbni Hanbel mezhep sahibi nakletmiş. Ricaluhu sikat.
bunu nakleden raviler, rivayet edenler sağlamdır. Evet. Yine bir başka hadis var bununla ilgili. İnne amaleküm turadu ala akaribiküm ve aşairiküm minel emvat. Fe in kana hayran istebşaru ve in kana gayre zalik kalu Allahümme la tumithum hatta tehdiyehum kema hedeytena. Evet. Aynı şekilde insanların amelleri akrabalarına arz edilir, haber verilir. Şimdi benim babama diyorlar ki seninki Süleymaniye'de konuşuyor. Ana babama haber veriyorlar. Senin de. Şimdi Süleymaniye'de vaaz dinliyor, hadis dinliyor bu. Tersi de var. Meyhanede kafa çekiyor. Genel evde zina yapıyor. Bilmem nerede kumar oynuyor. Falan yedi hırsızlık yapıyor. İnsanların amelleri akrabalarına duyurulur. Ey müminler! Amelleriniz akrabanıza ve aşiratikum ve aşairikum sülalenize de duyurulur. Yalnız ananıza, babanıza değil, amcanıza, dayınıza, dedenize onlara da duyurulur. Sülalenize de duyurulur. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Ne olacak peki? Evet. Evet. Şimdi onları arz edilince iyiyse birader, ana, dede görüyor musun bizim torunu, bizim oğlanı, bizim kardeşi ne güzel işi yapıyor. İstebşeru, sevinirler birbirlerine, gördün mü? Nasıl diye birbirlerine müjde verirler. Ferihu, sevinirler, ferahlanırlar. Ve in kana gayre zalik, ama böyle değilse, şer işliyorsa, anz ettiğim gibi, veya namaz kılmıyor. Namaz ezan okundu, hemen bugün seninki namazı kılmadı. Oruç zamanı, oruç tutmadı. Gaflet ediyor ve isyan ediyor. Bunları da haber verirler. Böyle olursa galu Allahumme la tumitum hatta tehdiyum kema hedeytena. Allah'ım bunun canını hidayet vermeden öldürme. Çünkü hesabını verecek ya, onlar verdi ya. Ama yakayı kurtardılar. Onun için birbirlerine müjdeliyorlar. Ötekilere yok. Onlar zaten yanıyor cayır cayır. Kurtulanlar böyle toplanırlar, sevinirler. Üzülürler. Kurtulamayanlar zaten kendisi, kendi derdinde yanıyor. Çünkü kabir cehennem çukurlarından bir çukur. Veya cennet bahçelerinden bir bahçe. Bu onlara. Şimdi diyorlar ki işte bu kurtulanlar torunları veya işte evlatları veya kardeşleri, akraban birisi yanlış iş yapıyor. Namaz kılmıyor. Allah'ım bunu bize hidayet verdiğin gibi hidayet vermeden öl, canını alma. Öldürme ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar. Evet. Ya İlahel Alemin, aman tevbe nasip etmeden bunun canını alma diye Allah'a yalvarırlar. Yine bu mealde hadis-i şeriften birisi de şudur. İnne amaleküm tuğradu ala aşairiküm ve akrabaiküm. Sizin amelleriniz akrabanıza ve sülalenize arz olunur. Fi kuburihim, kabirlerinde. Evvelce ölmüş olan akrabanız, sülalenizden olanlara kabirlerinde arz olunur. Ölünce her şey bitiyor. Bitmiyor. Başka bir dünyaya gözümüzü açıyoruz. Bizim inancımız böyle. Niye yani? Ortada açtım baktım lan kemik bile yok. Senin dünya gözünle yok. Orada şimdi okuyacağız. Geleni biliyor. Gömeni biliyor. Salını taşıyanı biliyor. Başına geleni biliyor o. Ama konuşma şeysi yok. Kime var? Giden adam evliyaysa, o yatan da evliyaysa konuşuyor. Öbür türler, evet biz böyle adamı gördük. Yavuz Sultan seninle konuştu. Gözüm önünde ya, Mehmet Akif'le konuştu. Mehmet Akif merhum,
Türkiye'nin hani üst tabakasından bir insan, düşünen kafalardan birisi. Bazen işte eskiden akımlar olur böyle kültürlü insanlar arasında. Akımlar böyle. Herkes bir tarafa yönelir. Bir devirde de işte o İbn-i Teymiye çıkmış, mezhepsizlik cereyanı, büyük bir alim İbn-i Teymiye. Onu, o yaygınlaşmış. Ahmet Hamdi Akseki, Mehmet Akif merhum hepsi. İslam'da mezhep mi var kardeşim ya, işte peygamber bir, Allah bir, Kur'an bir. Bu mezhep de nereden çıktı falan modası almış yürümüş. Ha, asrın şeyine söyletmeli Kur'an'ı dediği o günler işte merhamet emin. Ben bunları bildiğim için dedim Ahmet amca dedim biraz dedim karışık. Dur bakayım dedi. Onunla konuştu. Çok iyi dedi. Hakikaten sonra pişman oldular onlar. Hepsi bu sayılırım Ahmet amca muhteşem adam. O şeylerden tövbekar oldu. Güzel eserler verdi. Muhteşem eserleri var. İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir. Okuyun. Mutlaka okuyun. İnanmayanlara da orada güzel şeyler var. İnanmayanlarla mücadele edebilirsiniz. Ondaki bilgilerle. Bilhassa Avrupa'ya giden böyle kültürlü tabakalarla haşır neşir olan arkadaşlara söylüyorum. O kitap mutlaka dikkatlice okumak lazım. Oradaki bilgiler sizi silahlandırır. Din size güzel cevaplar var orada. Muhteşem bir kitap yazmış. Mehmet Akif merhum da biliyorsun Türkiye'den gitmiş. Mısır'da çok çile çekmiş. Tevbekar olmuş. Hatta Kur'an'ı bile tercüme edebilecek seviyedeyken etmemiş. O kadar güzel olmuş. Oy çok iyi dedi, çok iyi. Çok iyi bak dedi, şimdi şöyle yapacak. Hakikaten onun gördük orada. Yani giden adam şeyse, böyle bir adamsa konuşur. Aşağıdaki de konuşabilecek kapasitede adam olması lazım yalnız. Böyle olur. Sen konuşamayacağız. Ben, sen, ben gibi şaşkın adamlar duymuyoruz. Ama o gene biliyor. Şimdi hadis okuyacağız bu konuda. Arz olunur amelleriniz akrabanıza kabirlerinde arz olunur. Ve inkâne hayran istebşarû bihi. Eğer hayırlı işler yapıyorsan birbirlerine müjde müjde komşular birbirine orada komşular ve inkâne gayrı zâlik kâlu evet Allahümme en ya'melû bita'atike Allahümme ilhamhum en ya'melû bita'atike Allah'ım ona doğruyu sana senin rızan kazandıracak ameller işlemeyi ilham et ya Rabbi bunu kurtar diye dua ederler. Bir hadiste böyle demin neydi? Canını alma, ona tevbe nasip etmeden canını alma derlerdi. Şimdi de böyle, yani ona doğru olanı ilham et ya Rabbi derler. Evet, Cabir Hazretlerinden bu hadisi nakletmişler. Darakutni nakletmiş. Bak şimdi arz ediyorum demin söylediğim bilgi olarak. İnnel meyte la ya'rifu men yahmilu. Ölün salını taşıyorsunuz. Ölen kişi diyor. Hadis bu efendim. Ölen kişi kendini taşıyanları bilir. Hadis peygamber söylüyor. Yalan söylemez. Ve men yagsiluhu. Kim yıkıyor onu da bilir. Acemiyse söyler ama adam anlamıyor. Ya şurayı unuttun. Şöyle bir beceremedin. Öğrenmeniz lazım. Ölü yıkamayı öğrenmeniz lazım. Çünkü mümini ölürken hemen eşini dostunu çağırıp helallaştırmanız lazım. Ondan sonra ona şehadet kelimesini telkin etmek lazım. Kıbleye döndürmek lazım. Döndürmüyorsun gözünü kıbleye getirmek lazım. Bunlar görev. Bunları yapmak zorundayız. Yıkayacak başka adam yoksa yıkamak zorundasınız. Farz-ı ayın olur o zaman. Kefenlemek, başka adam kefenlemek farz-ı ayın olur. Cenazeyi kıldıracak adam bulamazsın ki bir zaman bulunmuyordu. Köy köy dolaşıyorlardı. Siz bilmiyorsunuz. Hikaye geliyor şimdi size. Benim çocukluğumda
bizim dedelerimizin medresesi var. Hep medrese kurulduğu için komşu köylerden cenaze kaldırma adam alır götürürlerdi. Ben bunu biliyorum. Öyle bir devir geldi. Namaz kıldıracak adam bulunmuyordu bir devirde. Şimdi onlara girmeyelim. Evet, mecbursunuz. Hemen böyle bir durumda ona bunu, çünkü aynı tezgahtan biz de geçeceğiz. Sen bunu yaparsan men dakka dukka. Bugün yaparsan sana da böyle yaparlar. Yapmazsan yalnız başına kalırsın. Orada da telaşlanır, hiç görmediğin şeyler oluyor. Aklın gidebilir, korkundan, heyecanından düşünemeyebilirsin. Onun için orada la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin ki duysun da o da aklına gelsin. Sen de deme, çünkü çok sıkıntıda, sırası mı be ya diyebilir Allah korusun. Onu duyacağı kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin. Zaten onun nasibi varsa kendine gelecek. La ilahe illallah derken ölürse, bir kimsenin son sözü la ilahe illallah olursa dahalel cennet, cennete girer. Buna yardımcı olacağız. Biz olursak bize de yardımcı olacaklar. Onun için görevimiz, yıkamayı öğrenin, kefenlemeyi öğrenin, cenaze namazı kıldırmayı öğrenin. Kimse yoksa mecbursunuz. Din kardeşin görevi, onun hakkı sizin göreviniz. Evet, bunları bilmemiz lazım. İşte öyle diyor hadis-i şerifte, kendini taşıyanı bilir. Men yagsilu, yıkayanı bilir. Ve men yudlihi, kabrine indireni bilir. Kabri kazılıyor. Erkeklerin göbeğine kadar derinlikte. O derinlikte kazdıktan sonra kıble tarafı insan cesedi sağ tarafına yatırılır. Onun sığacağı kadar oyulur toprak. Buna lahit derler. İslam kabri böyle. Ama İstanbul'da katıldım, gördüklerim. Memur adam, maaşlı, her gün 10 tane, 20 tane cenaze geliyor. Bıkmış. Bir dostum annesi vefat etti, rica etti. Dedim hay hay, memnuniyetle gideriz. Gittik kerata, aşağıdan çıkan topraklar yaş değil mi? Onları kenarına böyle eline bastıra bastıra duvar gibi yığdı. Çünkü göbeğine kadar derin kazması lazım. Kadın da ölen, göğsüne kadar derin kazması lazım dinen. Göğsüne kadar kazmak da zor. Hemen yığdı, tamam dedi. Ben baktım, tamam değil. Hile yapıyor yani. Kenarına yaptığı toprağı, yaş toprakları bastırıyor. 30 santimden kazması lazım. Kazmadan tamam dedi. Bir şey demedim. Cenaze sahibine dedim ki bu tamam değil. Nasıl halledeceksiniz? Dedim daha bunun 30 santimden kazılması lazım. Hallettiler herhalde. Eline bahşiş mi ödediler, ne yaptılar bilmiyorum. Kazdırdık. Kazdıktan sonra yine tamam değil dedim yine. Kıble tarafını oyması lazım. Lahit yapmaz, yapmıyor. Memur adam yani. Yapsa da alacak bağışını, yapmasa da. Bunu gördüm yani İstanbul'da. Onun için ben İstanbul'da gömülmek istemiyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz Hendek Harbi'nden sonra vefat etti. Kazmışlar. Gelmiş, hayır demiş. Bu Yahudi kabri. Yani kıble tarafında oyuk olmazsa bu Yahudi kabri. Kıble tarafını oydurmuş, lahit yaptırmış. Efendimiz bizzat bunu emretmiş. Onun için diyorum, siz de duyuruyorum. Kötülük yapmadan, bir fitne çıkarmadan arkadaşım şunu kaz. Biz hep böyle yapıyoruz. O. Senin hep yapman meşru olmaz. Dinde böyle. Erkek yarı beline kadar derin olacak. Kadın göğsüne kadar derin olacak arkadaş. En dibinde de kıble tarafını oyacaksınız. Lahit, İslam kabri böyle olur. Unutmayın. Maalesef yapmıyorlar kabirciler. Namaz kılmıyor ki herif. Memur, garanti orada memur. Bir bahane olmadan atsalar, Danıştay diyor ki kanun var, nizam var. Şimdi işler böyle. Yani ben de size duyuruyorum. Bunu sağlayın. İşte o kabre koyanı bilir. Kadını mahremi dışında kimse kabrine indiremez. Haram.
Elin herifi kabir kazan adama indirttiriyorlar. Kendisi zaten namazla yazı ilgisi yok. Bilmiyor ne yapacağını. Sen indir, sen indir diyor. Elin adamı indiremez kadını. Mahremi indirecek. Oğlu, kardeşi, kocası da indiremez. Çünkü gözünü yumdu, nikah bitti. Nikah bitince yabancı oldu kocası. Başka birini alabilir. Maalesef bunlar bilinmiyor. Koca da bilmiyor. Biliyor da yahut da eski adamları adam saymıyor. Koskoca ilahiyat profesörü. Ben karımı kendim elimle yıkadım. Kendim elime kabre koydum dedi televizyonda. Tüh dedim ben hayvan. Bin senedir olan şeyi tersini söylüyor. Ben icat etmiyorum bunları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den beri geliyor. Bin senedir bu millet bunu yaşıyor ama o kendini hepsinden üstün görüyor. Kendine göre fetva vermiş. Kendiliğine öldüğü zaman gözlerini kapamış, kendini kapamış. Bunu televizyonda anlattı. Ondan sonra da kendi elimle yıkadım diyor. Haram. Bunu da Hazreti Ali'yi örnek gösterdi konuşmasında. Biz de şimdi onu okuyacağız. Evet. Hazreti Ali'yi Fatıma anamız vefat edince hemen kabrine indirmiş ve de yıkamış. Abdullah Mesut, o bab demiş. Ne yapıyorsun sen? Kızmamış. Doğruyu söyleyene kızılır mı ya? Ömer biliyorsun çok şedid adam. Sert adam. Dinde hiç taviz vermiyor. Dine aykırı bir şey oldu mu kim olursa olsun tokadı yapıştırıyor. Oğlunu bile kamçıladı da oğlu kamçılarken öldü. Hiç af yok. Babacığım tamam ama sen vurma. Özellikle ben vuracağım demiş. Öyle bir adam şeytan gördü de mi kaçarmış onun celalinden. Evet. Herkesin içinde Hazreti Ali, o tabii önce öldü de Hazreti Ömer önce öldü. Evet, bunlar hep saygı gösterdiler onlar. Hazreti Ali, Ömer'i söyleyecektim, hutbede cübbe giymiş. O zaman çok fakirlik var. Savaş yapmışlar, savaşta kumaş ganimet elde edilmiş. Herkese birer parça kumaş vermişler askerlere. Ama o parça şey yapmaya yetmiyor. Kaftan yapmaya yetmiyor. Sahabeden biri çıkmış, hop demiş, in oradan. Niye demiş ineyim? Hutbe okutmamış yani. Zalimsin demiş. Kime zulmettim ben demiş. Orası zalimlerin yeri değil, in oradan. Kime zulmettim demiş. Sırtında kaftana baksana demiş. Bize dağıtılan kumaş bir kaftan yapmaya yetmiyor. Sende kaftan var kumaştan. Hiç kızmamış Ömer. Doğruyu söylüyor adam. Oğlum kalk beni kurtar demiş. Kalkmış Abdullah demiş ki cemaat abimle ben bir de babamın hissesi üçünü birleştirdik. Biz babama hisselerimizi verdik. Kendi hissesi üç tanesi kaftan oluyor. Üçünü birleştirdik babam kaftan etti. Şimdi konuş demiş. Müslümanlar böyle arkadaş. Başındaki halife de böyle. Doğruyu söylediğin zaman kızmıyor. Hazreti Ali de nubab demiş. Abdullah Mesud. Kimsin sen? Öldü karın. Fatıma anamız onun karısı değil mi? Öldü karın iş bitti. Nikahsızsın. Gülerek demiş ki Resulullah buyurdu ki Ali kural böyle. Karısı ölünce nikah biter ama sen Fatıma'nın ahirette de karısısın. Benim nikahım bu hadise binaen bitmedi. O benim karım. Şimdi göm demiş. Halbuki böyle hadisi var. Ulan sen Hazreti Ali misin lan? Kendelimle diyor, yıkadım diyor. Kendelimle. Evet bunlar geçti. Özel olay bu. Ona mahsus bir olay. Bize değil. Bunu söyledi ya televizyonda söyledi. Kendelimle yıkamış karısını. Kendisi kebenlemiş, kabre koymuş. Kesinlikle haramdır, yasaktır. Evet, kendini indireni bilir kabrine. Evet,
Derler ki işte hayırlı iş yapmazsa, galu derler ki Allahümme, Allah'ım elhimhum, ilhamhum, ilham et bunlara. En ya'malu bi ta'atike, yanlış iş yapanlara senin rızan kazandıracak işler yapmasını ilham et bunlara derler kabirdekiler. Kurtulsunlar diye. Çünkü ya oğlu, ya kızı, ya kardeşi, ya amcası, dayısı, akrabası. Bunları ona ilham et ya Rabbi derler. Darakutni Cabir Hazretlerinden naklemiş. Evet. Efendimizin bize bu konuda verdiği bilgiler bunlar. Bunlara uyulmasını sağlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri unutuldu şimdi. Ben bizzat gördüm diyorum ya. Kazmıyor herif. Bir de kabirciye indirtiyorlar kadını. Olmaz arkadaşım. Kendisi korkuyor. Ulan ananı indirmekten ne korkuyorsun ulan? Kabirciye sen indir. Olmaz. Haram ya o. Kadın. Kadın. Evet. İşte hadislerini okuduk size. Bunları kafanıza koyacaksınız. Yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, sözü geçtiğinize öğreteceksiniz. Efendimizin bir sünnetini ihya eden şefaatime hak kazanır diyor. Maalesef bunu gözümle gördüm. Ya, unutmuşlar, çoktan olmuşlar. Evet, siz bunu belleyin ve gereğini yapın inşallah. İnne akbata evliyâi indî lemü'minun hafîful haz zü hazzin minessalâh. Benim katımda, benim katımda en güzel halli dostum, evliyam, bu evliyanın içinden gıpta edilecek olanlar kimdir biliyor musunuz? Şunlardır. Le mü'minun hafiful haz. Malı az, yükü az, çoluk çocuğu yok. Şimdi çoluk çocuk edininiz, çuvalınız, ben sizin çokluğunuzu iftar edeceğim diyor Efendimiz. Hakikaten Müslümanlar çok çocuk yapmalıdırlar. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın en büyük problemi Amerikalı kadın, Avrupalı kadın çocuk yapmıyor. Bizzat gittim gördüm. 70'lik 80'lik velat yok. Bizim işçiler maaş alacağız diye iş, çocuk parası. Çok çocuk yapıyorlar. Bir yerde de benim hemşerim Denizli Belediye Başkanı, Denizli Belediye Başkanı olmuş Belçika'da gördüm. Nüfus, bizim işçilerin nüfusu şehirde Türklerden yana olmuş. Çocuk yapmıyor çünkü zahmetli diye. En büyük problemler bu, çökecekler. Çöküyorlar zaten. Kara kara düşünüyorlar. Çocuk yapın, memleketimiz batmasın. Benim sözlerim dini, siyasi değil. Efendimiz sevindirirsiniz, ülkemiz batmaz. Hazır yiyici, 70'lik 80'lik, üretmiyor bir şey. Çalışmıyor, yiyor. Onun için ekonomiler krizde. Dikkat edin, bu çok önemli. Çocuk yapın. Müslümanlar çoğalsın diyor Peygamberimiz. Siz Peygamber'e uyunun. Ama burada, şimdi çocuk yapmak güzel de, bak hadisler okuduk. İçki içiyor, kumar oynuyor. Üzülüyorlar. Haber veriliyor, üzülüyorlar. İyi iş yapsa seviniyorlar. Dedik ya, terbiyesini yapmamışsın, din imanı öğretmemişsin, ölmüşsün, hep üzecekler seni. Onun için diyor ki, hafiful has, evladı yok, derdi yok. Başıyla ilgili şeyleri görmüş, çocuğu zina yapmıyor, kızı bilmem ne yapmıyor. Bunlarla hesabını vereceğiz biz bunların. Olmayınca işi kolay yani. Şimdi ben üniversitede hocayken yurt dışına çıktım. Aslında yurt dışına çıkmak problemdi ya. Şimdi oyuncak gibi de öyle kolay değildi. Bir işte gittik o sıkı dönemlerde, dışarıdan eşya getirmek de şey yasak. Şimdi her serbest ya. O devirlerde biz ömrümüzü geçirdik. Arabam ben... Bir şey yok. Memur adam ne alabilecek ki? Arabında bir şey yok. Böyle kaldırdı polis. Güle güle hocam dedi.
arkadan bir minibüs var, almaya da çalışmış, Türkiye'ye geliyor. Eşya pencereden dışarıya taşıyor. Polis dedik, çek dedi, şuraya. Dedik, aradı onu. O arayınca kadar ben geldim Edirne'de, o zaman görevliyim. Oh, attım kafayı, dinleniyorum. O hala da orada hesap veriyor. Ahiret, dünyanın, ahiretin misali. Şimdi bir şey, malın yok, mülkün yok, çolun yok, çocuğun yok. Bir başın var, hoşçun var. Tamam diyor, bu diyor. Kendi de iyi adam. Hesap verecek kimsesi yok. Kolay geçmişe geçer diyor. Evet, Efendimiz ona işaret ediyor ama evlenmeyi emretmiştir Allah. Peygamber de evlenin, evlenmek benim sünnetimdir. Bu sözlere bakarak, öyleyse evlenmeyelim, çoluk çocuk yapmayalım diyenler var. Adamın mazereti var yahu. Sakın o yola gitmeyin. Evlenmek Peygamberimizin sünnetidir. Allah'ın emridir. Evlenmezseniz işte Avrupa'ya, Amerika'ya dönersiniz, kara kara düşünürsünüz. Çocuk yapın, evlenin. Ama o bir tarafta hesabı, güzel analık babalık yapmazsan kolay, bir şeyin yok, çoluğun yok, çocuğun yok, geç sınıfı. Arabanda bir şey yok, geç, güle güle. Evet, öyle olur. Onu işaret ediyor Peygamberimiz. La mü'minin hafiful haz. Evet. Zühazın mine salat. Sonra namazını geçirmemiş, orucunu geçirmemiş, namazını güzelmiş, Allah'ın ibadetini yerine getirmiş. Evet. Haz duymak ne demek? Zevk almak değil mi? Bir şeyden haz duydum, rahatladım, hoşuma gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, erihna ya Bilal bis salati. Hadi Bilal bir ezan oku da ruhumuz haz duysun, zevklenelim, rahatlayalım. Namaz mümini rahatlandırır. İşte bir şeysi yok ama namazını kılmış. Ha, namazdan hazır tamam. Böyle ve sıyam, evet, orucunu tutmuş. Ahsena ibadihi, ibadet Rabbihi, Rabbine ibadetini tam yapmış, ihlasla yapmış. Ve ta'ahu fis sirri vel alaniye, gizli de açıkta Allah'ın emirlerini tam yapmış. Mal mülkü de yok, çoluk çocuğu da yok. Aa, diyor, işi kolay, işi kolay. وَكَانَ غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْأَصَابِ. Ve de şöhretli değil, kimse bilmiyor. Allah ibadetini tam yapıyor. Allah'ın ibadet, yaptığı ibadeti kimseye göstermiyor. Son derece güzel işler yapıyor, kimseye göstermiyor. Kimse, şu var ya şu ne muazzam adamdır. Kimse tanımıyor ki desin. Parmakla gösterilmiyor diyor, gizli. İbadeti gizli. Bir şeysi yok, malı mülkü yok, çoluk çocuğu yok. Gizli. Evet, benim o Yavuz'la konuştuğum dediğim adam böyleydi. Çoluk çocuğu yok, bir kuruş, bir malı da yok. Evet, kimse de tanımıyor onun evliya olduğunu. Ben şahit olduğum için biliyorum. Yani, halı satıyor diye işte ne olacak? Bir herif diyorlar. Ama ne güzel tarif diyor bak. Meşhur değil. Böyle sivrilme. Ve kâne rızkuhu kifâfen. Karnı doyuracak kadar rızkı var. Başka bir şeysi yok. Fasabara alâ zâlike. Buna da itiraz etmemiş. Şükür diyor. Şükür diyor. Böyle bir adam. Uccilet meniyyetuhu. Evet. Evet. Ruhu hemen ve kallet bevâkihi. Arkasından ağlayanları az. Bir şeysi yok. Ruhu temiz. Ve kalle turasu. Bir şeysi yok. Miras bıraktığı bir şey yok ki. Öyle yaşamış ömür billah. İşte bunlar diyor. İşi kolay, güzel insanlardır. Benim de sevdiğim insanlardır. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Tabii böyle de. Şimdi şu camide biz konuşuyoruz. Siz de hadis dinliyorsunuz. Bir biz mi canım? Kaç hoca burada konuşuyor? Ta ne zamanlar namaz kılınıyor? Bunu yapmak işte esas bu. Bu da parayla oluyor tabii. Şu muhteşem camiyi devlet zor yapar yahu.
Adam kanuni kendi imkanlarıyla yapmış bunu. Devlet dedi, kendi imkanlarıyla yapmış. Dünya parmak ısırıyor. Ha sen de zengin olmuşsun, hastane yaptırmışsın, okul yaptırmışsın, cami yaptırmışsın, talebe okutmuşsun. Eyvallah. Elbette o hiçbir şeysiz olmayandan üstün. Hesabı zor ama hesabını verdikten sonra temiz olunca cennette o alay illiyinde öteki o da cennette ama aşağı tabakalarda. Böyle de bir faydası var tabii. Evet, gene de insan bu maksatla rızkının helalinden çok olmasını istemelidir. Mesnevi İmam Mevlana Hazretleri ne güzel adam. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi dahil etsin. Diyor ey dost diyor. Dünya demek insanı Allah'tan, peygamberden, ibadetten alıkoyan şeydir. Kumaş, güzel elbise dünya değildir. Para, güzel elbise şey değildir, dünya değildir. Şöhret dünya değildir. Allah'tan alıkoyarsa dünyadır. Şimdi adam bak padişah olmuş bunu yapmış. 76 yaşında harp meydanında ölmüş. Ne mutlu ona. Halbuki diyebiliriz ki güdülün düşmana senin karşı koy. Rahatını bozmazdı. 76 yaşında arkadaş. O zaman da tek başına söylediği kanun. Öyle bir imkan varken harp meydanında ölmüş. Ne mutlu. İşte dünyalı bu maksatlarla isteyeceksin. Makamı bu maksatlarla isteyeceksin. Ya en büyük benim. Yok öyle değil. İşte o kötü. O kötü öyle diyor Mevlana. Dikkat etsene diyor. Gemi su geminin dışında geminin yürümesine yüzmesine sebep olur değil mi? Su olmasa gemi yüzer mi? Ama su içine girdiği zaman ne olur? Gemi batar. Dünyalık ne kadar çok olursa olsun seni Allah'tan alıkoymazsa kalbinde sevgisi yoksa tapmıyorsan dünyaya o geminin suyu gibidir yüzmesine sebep olur. Ama kalbin dünyalığı severse, makamı severse işte o zaman yandın, gemi batar diyor. Ne güzel söylüyor mübarek. Evet bunu İmam-ı Azam yapmış, zenginmiş. Talebeyi hep kendi okutmuş. Ne büyük şeyler yaptırmış. Bu adam da onu taklit etmiş. İşte bak kocaman cami yaptırmış. Hiç zenginliği, padişahlığı Allah yoluna alıkoymamış. Fatih öyle gibi. Evet, bu şekilde dünyalık istemek, dünyalık değil, ahirete onu suyu gemi yürüten gemi gibi, su gibi ahirete yüzmeye sebeptir, ulaşmaya sebeptir. İnce noktayı kavramak lazım. Evet. İnne efral fira men kavvelani ma lem akul ve men ara ayneyhi مَا لَمْ تَرَيَا. Evet. İftiraların en ficisi, yalanların, iftiraların en korkuncu, benim söylemediğim sözü peygamber söyledi diye söylemektir. Çünkü Kur'an dinimizin temeli. Ama biz Kur'an'ı anlayamıyoruz. Peygamber bizim içimizden, bizim bir yiyor, içiyor, uyuyor, kalkıyor, evleniyor, giyiyor, kuşanıyor, yoruluyor, dinleniyor. Bizden birisi. Bize Allah'ın emirlerini aktarmış, anlatmış, açıklamış. Sözleriyle, fiilleriyle, takrirleriyle. Şimdi Peygamberimizin sözü dinimizin esası. Bak diyoruz, böyle yapın. Kabri böyle kazın. Hadis bu diyoruz. Dinimizin esası. Peygamberim söylemediği zaman sen söylersen dini ne yapmış oluyorsun? Kendi sözünü dinin esası yapmış oluyorsun. Dini temelinden yıkıyorsun. Sözlerin en kötüsü iftiraların ben söylemediğim halde söyledi demek. Hadis uydurmaktır. Bunu yapmışlar. Evet, insanların doğduğu büyüdüğü yere zaafı var, sever.
Bu da dinidir. Hubbul vatan minel iman, değil mi? Vatan sevgisi imandandır, doğrudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den işte Medine'ye sürülmüş, keyfinden gitmedi. Tutunamadı Mekke'de. Müslümanlar aç bırakıldı. Allah da izin verdi. Giderken 3 gün Sevir Dağı'nda onları şaşırttı. Sevir Dağı'nda kaldı mağarasında. Ondan sonra tekrar o güneyde, Medine kuzeyde. Tekrar Medine gitmesi için Mekke'nin kenarından kafirleri görünmeden Medine yolunu tuttu. Onları şaşırttıktan sonra geçerken doğdu, büyüdü Mekke'yi. Şapır şapır ağladı. Ey Mekke, yeryüzünde en çok sevdiğim sensin. Vallahi kavmin beni çıkarmasa ben çıkmazdım. Ağlayarak söylüyor. Vatan sevgisi imandandır, budur. İnsan vatanını sever. Evet, ama vatanı sevmesi hadis uydurmasını gerektirmez. Uydurmuşlar. Dünyanın en güzel şehri Bağdat demişler. Halbuki öyle bir şey hadisi yok. Medine diyor ya, burada 1 rekat namaz kılan 1000 rekat kılmış olur. Mekke'de kılan 100 bin kılmış olur diyor ya Peygamberimiz. Onlar demişler ki Bağdat'ta namaz kılan şu yapar. Öyle bir şey yok. İnsanların zaaf noktalarından hadis uydurmuşlar. Bazı kendi ırkını üstünü çıkarmak için hadis uydurmuş. Bazen mesleğini güzel göstermek için hadis uydurmuş. Hatta bir tefsir alimi, büyük değerli bir hoca, tefsir dersini anlatacak talebe bulamamış. Tefsir dersine gelenler şu kadar kazanacak cennette diye hadis uydurmuş. Ama sonra ölürken demiş ki ben bu hadisi ben uydurdum. Çünkü talebe bulamadım. Kur'an'ı insanlara öğretecek adam kalmaz diye korktum demiş. Haberiniz olsun. Bu en kötü şeyden kurtulmak için. Çünkü İmam-ı Azam büyük bir adam. Bir hukuk güreşi. O kadar muazzam zekası var, o kadar güzel adam. Bütün talebe onun dersine gidermiş. Hiç tefsir hocalarına, hadis hocalarına giden yok. Herkes İmam-ı Azam'ın dersine gidermiş. Cami dolar taşarmış. Bu hoca da tefsir dersine gelen diye hadis uydurmuş. Sonra söylüyor ama. Ama bunu ben uydurdum diyor. Bu peygamber sözü değil. Hani bu gibi maksat, bazı böyle iyi maksatla bazı da dini dibinden yıkmak için Hristiyanlar, Yahudiler, din düşmanları hadis uydurmuşlar. İftiraların en büyüğü, en korkuncu ben söylemedim halde Muhammed söyledi diye hadis uydurmaktır. Hadis uydurmaktır. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevvak ma'adahu minen nar. Kasten bana hadis uyduran cehennemdeki yerine hazırlansın. Cehennemlik diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Keve gözüyle görmediği gördüm diyor. Şimdi çok. Kendini satmak için. Bu hocalarda da olur. Sofularda da olur. Vatandaşta da. Ben bu gece Allah'ı gördüm. Yalan yok. Peygamberi her gün görüyorum zaten. İşte şuraya gidiveriyorum buraya. Ulan palavra lan. Bunları görmek o da kolay mı be? Şimdi pek çok. Biz göremiyoruz kardeşim. Ama ben böyle çok kişiler rastladım. Adam namaz kılmıyor. Çekiyor. Peygamber görüyorum ben ya hocam. Evet, Paris'te 80-90 arası çok gidiyoruz. Anası Japon, babası Fransız, elçi. Ondan bir çocuk doğmuş, karışık. Derken Müslüman olmuş çocuk. Bana dediler ki burada bir çocuk var, her gece Allah'ı görüyormuş. Olmaz ya dedim. Muhammed Mustafa hariç Allah'ı gören yok, peygamberlerden bile yok. Musa Aleyhisselam Kur'an'da var. Tur Dağı'nda Allah ona işte ona bir vermiş. Ondan sonra çok hoşuna gitmiş. Yani kendine hitap etmiyor. Şeyini duyuyor, tecellisini duyuyor. Zevkten 4 köşe olmuş, aklı gitmiş, o kadar zevklenmiş. Erini anzur ile kendini göreceğim, kendini. Demiş, Kur'an'da var bu. Cenab-ı Hak lan terani, sen beni göremezsin, göremeyeceksin ey Musa. Velakin zur ilel cebeli fe instakarra bekanehu. Evet, şu dağlara bak. Çıktım oraya baktım, kızıl kaya. Gök kaya, hiç toprak yok. Sağlam.
şu dağlar yerinde durarsa sen beni görebilirsin. Bir bakmış Musa aleyhisselam, dağlar, o kızıl kayalar, sağlam kayalar Allah'ın tecellisine dayanamamış, olmuş hemen. Hemen ve harra Musa sa'ik, korkusundan dehşete kapılmış, bayılıp düşmüş pat diye. Ayılınca tüptü ileyke, tövbe ettim ya Rabbi, haddim olmayan şeyi istedim senden. Musa aleyhisselam göremiyor. Allah'ın seçtiği peygamber, sanam kaldı lan dedim Allah'ı görmek. Ay görüyorum diyor, ben diyor her gece görüyorum diyor. Oğlum, peygamberimiz mirası gördü, bize söylemedi. Cennete gireriz inşallah, orada biz de göreceğiz. Nasıl gördün ya Resulullah diye sorarız. Ama hiçbir peygamber Kur'an'la sabit göremedi diyor yahu. Hayır gördüm diyor, tepiniyor böyle. Evliyaullah'tan birisini görüyor, Allah diyor ona. Çünkü anası Japon, kendisi Fransız, iki gavurdan doğmuş, hidayet nasip olmuş, büyük bir iş başarmış. Bir evliya sayesinde olmuş, o rüyasına girmiş, hidayet vermiş, onu Allah zannediyor. Anlattım ona, dedim yanlış yoldasın arkadaş, yanlış yolda. O senin gördüğün bizim gibi insanlardan birisi, senin hidayetine sebep olan hoca. Evet işte böyle, rüya görüyor şimdi, anlatıyor kendini satmak için, ben şunu gördüm, ben bunu gördüm. Palavra ise bu diyor çok kötü, en büyük iftiralardan birisidir. Sadık rüya haktır. Peygamberlerin rüyası vahidir. Güzel insanların rüyası da, müminlerin rüyası da, yorgun olmayacaksın, argın olmayacaksın, uykusuz olmayacaksın, kafanda sabit fikir olmayacak. Yatmışsın sabaha karşı, görmüşsün. Müminlere müjdedir. Allah'ın lütfudur o. Olacak şeylere işaretler verir. Sen anlamıyorsan alim, fazıl, bu işleri bilen bir adama yorum yaptıracaksın. Görülen rüya çikinse kimseye anlatmayacaksın. Çünkü rüya yorumlandığı üzere gerçekleşir diyor hadis-i şerifte. Bilen bir adama o zaten iyi değilse es geçer, üşküleme, ni diye sorup durma yani. Bu var ama asıl olan akıl, şu meydandaki işler. Müminlere Allah bazen böyle müjdeler verebilir. Böyle gördüğü rüyayı, rüyada gördüğünün 10 misli ilavesiyle, 100 misli ilavesiyle millete satıyorsa, kendini satmaya çalışıyorsa en büyük iftiradır. En büyük yalanların da yalanıdır. Ve men iddia ila gayre bihi, kim babasından başka bir kimseye babamdır diye, ben onun çocuğum diye iddiada bulunursa, İşte o da en büyük iftiradır, en büyük günahlardan birisidir. Evet, olur mu ya hocam bu? Oluyor, ben gördüm. Ben talebeyken sendika liderleri felaket otorite, hükümeti sarsıyorlardı, o kadar güçlüydüler. Bir sendika başkanı bekarmış, öldü. Gazetelerde çok beyanatlar veriyor, herkes korkuyor. Öyle şeysi var, nüfuzu var. Gazeteler yazdı. Kaç tane karı çıkmış, ben onun karısıyım. Kaç tane çocuk çıkmış, ben onun oğluyum, kızıyım. Çünkü herif paralıymış. Millet miras bölüşecek. Miras bölüşmek için, şöhretten kazanmak için o benim babamdır, babamdır diye gazetelerde gördüm ben. Kaç tane kadın, kaç tane çocuk böyle iddia ettiler. İşte böyle, babası olmadığı halde babamdır derse en büyük iftiradır. Vay haline diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan nereye geçeceğiz? Ben dini hükümleri açıklıyorum. Başka hedefim yok. Görevim de bu. İlavesiz, eksiksiz. İslam'da evlatlık yoktur arkadaşlar. Bir adamın çocuğu olmamış. Bak dedim çocuk yapın, çok çocuk yapın. Allah peygamber evir. Ama olmamış. Tedavi edin olabilir. Ama elin sperminden, elin kadının yumurtasından asla. Zina olur o. Şimdi onu fetva veren hocalar da var. Sperm bankasından sperm alarak yumurtayı döllendiriyor doktorlar. Kesinlikle zinadır. Onu görmüyor ki, altına yatmıyor ki. Nesil karışıklığı beyefendi, zinanın anlamı
nesil karışıklığı. Senin olmayan çocuğu senin diye malın ona gidecek. Halbuki senin malın çocuğu olmayınca kime gidecek? Kardeşine gidecek. Hukuklar karışıyor. Zinanın yasak olması bu. Sonucu bu. İşte bu kesinlikle tüp bebek caiz ama karının kocanın sperminden, yumurtasından olmak kaydıyla. Güçlendiriyorlar falan. Onlar hiçbir şey demiyoruz. Ama elin erkeğinin sperminle, elin karısının yumurtasında asla zina olur. Kesinlikle zina olur. O yok. Avrupa'da bunu çok yapıyorlar. Evet, şimdi çocuğu olmamış. Çocuk istiyor. Tamam. Allah'ın her yaptığında hayır vardır. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah her yaptığında bir hayır vardır. Evladın olsaydı ne olacaktı kim bilir. Biliyorsun Hızır'ın bir şeysi sokakta çocuğu öldürmüş. Çünkü bu evladına sevgisinden dolayı bunun anası babası sapıtacaktı diyor. Sapıtmasın diye öldürdüm. Belki sen yani bilmiyoruz tabii de yani anlatmak için, açıklamak için söylüyorum. Belki sana çocuğu vermedi, çocuğun sebebiyle sapılacaktın, küfre düşecektin, zalim birisi olacaktın. Allah onun için seni imanını da korumak için çocuk vermedi. Bilemeyiz veya imtihan etti, sabredecek mi bakalım veya rütbe verecek sana ondan dolayı sabrettiğinden dolayı bilemeyiz Allah'ın hikmetinle. Evet, işte böyle çocuğu olmayan medeni kanunda var. Şu kadar yaştan sonra çocuğu olmazsa çocuk edinebilir. İsviçre'den tercüme etmişiz, kabul etmişiz. Bizim resmi kanunumuz. Dinde yok. Elin çocuğunu evlat edinemezsiniz. Ama yetiştirme yurdunda, şurada burada başka anası babası çocukları okutursunuz, bakarsınız. Evinize evlat diye alamazsınız. Elin çocuğudur. Büyüdüğü zaman elin sokaktaki delikanlıdır. Haram olur. Karınıza, kızsa kocanıza. Yani insan evladının kızı, oğlu haram olur mu anasına, babasına? O haram olur çünkü sizin şeyiniz değil. Kur'an'da ayet böyle. 1936'da devletin resmen bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili tefsirini lütfen bakınız. Benim sözümü oradan tahkik ediniz. Resmi tefsirdir. Meclis kararıyla basılmıştır. O tefsire bakınız. Orada çok güzel izahatlar var. Dinde, kanunda da İlla evlat edinin diye bir hüküm olmadığına göre ben de size Müslüman olarak hatırlatıyorum. Evlat edinmek yoktur. Üstüne yazdırmak bu benim çocuğumdur diye mirası geçecek şekilde evlatlık o demek çünkü. Yoktur. İşte böyle olursa. Şimdi o çocuk evlat edinilmiş. Babası Ali ama evlat edinen adam Veli. Benim babam veli diyor. Kim böyle diyor? Kendi babası olmadığı halde baba başka birisine babamdır derse. Evlat edinme öyle diyor değil mi? Anam şu, babam şu. Halbuki anası babası yetiştirme yurdundan almış, şuradan almış. Bilinmiyor. Bu çok büyük iftiradır. Çok büyük günahtır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle söylüyor. Din de böyle. Biz de size aktarıyoruz. Evet, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne amelil mümin aftalil amelil mümin el cihad fi sebilillah. Amellerin en muhteşemi, en çok sevaplısı Çanakkale'de Allah 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 diye savaşmaktır. İstiklal Harbi'nde gavurla, Yunan'la, Fransız'la savaşmaktır. Kore'de zulmü önlemek için Allah Allah diye savaşmaktır. Kıbrıs'ta namusu kirleten, zulmeden Rumların zulmünü önlemek için savaşmaktır. En muhteşem amel budur. En muhteşem amel budur. Allah yolunda cihat etmektir. Şöhret için değil, ilahi kelimetullah için, zulmü önlemek için savaşmak en muhteşem ameldir. Askerden kaçmayacaksınız. Şimdi asker nöbet tutmasa ben burada konuşamam, sen de beni dinleyemezsin. Herkesin oyuncağı oluruz. Kuvvetli askerimiz olacak. Kimse bize tamah edemeyecek. Savaşan askerimiz olmasa
herkes bunları ben kullanayım der, değil mi? Peygamber söylüyor. Askerlikten kaçar da para derdine düşerseniz, sirat derdine düşerseniz, onun için ben paralı askere karşıyım arkadaş. Herkes askerlik yapsın. Müminler asker olsun. Askerlik ruhuyla yaşasın. Askerliği bilsinler. Mutlaka dini açıdan böyle. İşte bunu öldürmek cahile ölümüne, ölümüyle ölmektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amellerin en güzeli askerlik yapmak. Cihatta namusları koruyorum. İnsanları koruyorum. İnsanların mallarını koruyorum. Niyetiyle nöbet tutmak savaşmaktır. Savaşmaktır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de şöyle buyuruyor. İnne afdalel hediyeti ev afdalel atiyeti el kelimetu min kelamil hikme yesme'uha el abdu sümme yeteallemuha sümme yuallimuha ahahu hayrul lehu min ibadeti senetin ala niyetiha. Allahu Ekber. Şimdi biz size hadis okuyoruz. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim. Yolların en güzeli Muhammed Mustafa'nın yolu. Sözün başında bu duayı yapıyorum her gün. Allah'ın bildirmediğini kimse bilemez. Allah'ın bana diyorum bildir, doğruyu söylet diyorum. Arapça söylediğim şeylerin Türkçesi bu. Şimdi burada güzel peygamberi siz de inanıyorsunuz. En güzel yol Muhammed Mustafa'nın yolu. Nu öğreniyorsunuz. Onun sözünden, fiilinden, takrirlerinden. Öğrendiğiniz burada. Demin dedim ya, kabir kazarken dikkat edin. Bu öğrendiğiniz güzellikleri belledikten sonra başka müminlere öğretiniz. Öğrendikten sonra öğretiniz. İşte bu hediyelerin en muhteşemidir. Dine ait güzel şeyi öğrenmişsin, bir başıma hoşuma dememişsin, kardeşlerine de, müminler hepsi kardeş, söyleyebileceğin, yetişebildiğin yerlere de öğretmişsin. Bu hediyelerin en muhteşemidir. En muhteşemidir. Bildiğini mümin, iyi öğrendikten sonra uygulayacak, yeteallemuha, öğrenecek, tümme yuallimuha ahahu, din kardeşine öğretecek. Ben öğrendim, işim bitti. Yok. Burada benim konuşmamın sebebi budur. Adımız hocaya çıkmış. Bildiğimizi müminlere öğretmezsek yülcemi bilicamin nar. Ateşten gem vuracak Allah. Neden söylemedin lan? Başka müminlere. Neden? Evet. Bak 42 sene devletten maaş aldık. Şey diyoruz. Şimdi devlet diyor ki konuşman gerekmiyor. Müminlere ders vermen gerekmiyor. Emekli de yok. Şimdi ötekini para karşılığı yaptım 42 sene. Şimdi elhamdülillah bir şey beklemiyorum sizden, hiç kimseden. Şimdi esas görevimi yapıyorum. Mecburum bunu yapmaya. Sen de karına karşı, çocukların karşı mecbursun. Hatırın geçecek, sözünü dinleyecek, bildiğin şeyleri söylemeye mecbursun. Mecbursun. Amcaoğlu, arkadaş, asker arkadaşı, dükkan komşusu. Ben şöyle bir hadis duydum. Ben şöyle bir şey duydum. Haberin var mı? Öğreteceksiniz. Adama vereceğiniz en muhteşem hediye budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes dini öğretecek. Şimdi buna çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Hiç dinden haber olmayan bir sürü adam var. Şimdi güler misin, ağlar mısın? Evet, Kur'an-ı Kerim'e göre, hadislere göre kadının yüzü, elleri, ayakları hariç örtülmek zorunda. Bu benim fetvam değil. Allah'ın emri bu arkadaş. Erkeğin göbeğiyle diz kabarcığını örtmek mecburiyeti var.
kadının da yüzü hariç, eli hariç, ayağı hariç her tarafı örtmek mecburiyeti var Kur'an-ı Kerim'e göre. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Devletin resmi tefsirine bakınız. Hak dini Kur'an diline bakınız. Devlet meclis kararıyla basılmış devlet parasıyla. Bakınız Elmalı Hoca'nın tefsirine. Bu ayete bakınız. Evet. قُلْ لِلْمُؤْمِنَ يَوُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَنْ يَوْدُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Çok ayet var. Şimdi evi ziyaret edin. Bu İstanbul'un kumandanı o mahşerde o yardım edecek İstanbullulara. Benim sahabem diyor dünyanın muhtelif yerlerinde kalırlar. Kaldıkları yerin müminlerinin kumandanıdırlar. Orada mahşere sahip çıkacaklar. Ama sen hiç gitmemişsen oraya bir Fatih okumamışsan nazlanır belki sahip çıkmayabilir. Gidin ziyaret edin. Biz de gidiyoruz. Talebeyken her hafta gidiyorduk. Şimdi fırsat bulunca gidiyoruz. Ama bakıyoruz kadın başı açık. Çoğunlukla dekolte giyinmiş. Her şeysi meydanda. Fatih okuyor. Ben bilmiyorum. Benim kafa geri herhalde. Açıklayamıyorum. Hem Fatih okuyor hem de o Kur'an'ın Fatiha'da yazılan şeyi ters. Allah örtün diyor kadına ama her taraf meydanda o da Fatih okuyor. Ben gavur demiyorum dikkat edin. Ama o Kur'an'ın hem madem okunacağını biliyorsun da o Kur'an'ın içinde yazanı sen kale almazsan bu işler nasıl olacak? Ben açıklamasını bilemiyorum arkadaş. Sokakta bakıyorum herkes çırılçıplak. Allah yardımcımız olsun. Olsun tamam da. O Kur'an'da böyle söylüyor. Nasıl olacak işler bilmiyorum. Ben işinden çıkamıyorum yani. Evet. Siz o Kur'an'ı kabul ettiğinize göre, ettiğimize göre Kur'an dediğinden başımızın yeri var. Bir kadın ele güzelliklerini gösteremez. Bir erkek de elin karısının bilmem nesine bakamaz. Allah'ın emri bu ya. Ben ne yapayım yani? Kur'an'da böyle yazıyor. Şimdi işler unutuldu gitti. Korkarım namaz unutulacak, oruç unutulacak, haram unutulacak, şarap helallaşacak, zina helallaşacak. Korkarım. Bunun için bunları öğrenin. Sadece Cevat Hoca veya hoca değil, sözünü geçenlere fitne uyandırmadan bunları anlatın. Bu göreviniz ve onu en büyük vereceğiniz hediyedir diyor güzel peygamberimiz. Hediye verirseniz de kalpleriniz birbirine ısınır diyor. Aranızda kin min kalmaz. Hediyeleşiniz, kalpleriniz birbirine ısınır diye de öyle buyurmuş. Şimdi böyle bir dini meseleyi öğrendiniz. Gittiniz sözünüz geçen bir arkadaşınıza, komşunuza, samimi olduğunuz bir mümine itiraz etmeyecek bir mümine söylediniz, öğrettiniz. Hayrun lehu min ibadet senetin ala niyetihâ. Halis niyetle, hadis böyle, bir yıl nafile ibadet yapsanız onun kadar sevap alamazsınız diyor. Dinin bir hükmünü öğretmenin sevabına bak. Onun için kibirlenmeden, gururlanmadan, onu aşağılamadan, fitne çıkarmadan dini bilgileri öğrendikten sonra öğreteceksiniz. Bir yıllık nafile ibadetten daha çok sevap kazanacaksınız. Herkes bu görevini yapsa cahil kalmaz. Müminler bizim insanımızın mayasında yine iman vardır. Kendine gelirler. Bilmiyorum ben en lütfedeki adamlara hitap ettim. Hiç tavizsiz. Hiç itiraz eden görmedim. En yüksek yerlere çıkmış olanlardan dahi hiç itiraz eden görmedim. Yani mayamızda bizim iman var elhamdülillah. Ama adamın yaşantısında hiç şey yok. Söylenince kabul ediyoruz. Onun için mayamız sağlam. Yalnız hocalara bırakmayalım bu işi. Öğrendiklerimizi müminlere öğretelim. En büyük hediyeyi vermiş oluruz. Bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor
Hazreti Enes'ten nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leki şerif ma'al besmele-i şerife. On birer İhlas-ı Şerif. Kul Huvallah suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife, ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Subhan rabbiyal ali lalel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle. Dersimizin rızasına muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi pakını hediye edip vasıl eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Şefaatine bizler nail eyle. Cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizler nail eyle. Cümle peygamberler Efendimizin ve cümle peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah, teala aleyhi mecmain efendilerimizin ruhlarına ve tüm ahirete irtihar eden mümin müminatın ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız Gümüşhane Rahmet Ziyaddin Hazretleri, onları yetiştirenler, bizleri yetiştirenler, üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin ervahiyle beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden cemaat-i müslimin, eimme, hutaba, müezzin, kayyibin, vaizin, tüm
vatanımızda bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış garip müminlerin, bizde hukuku olmuş da vefat etmiş, helallaşmadan ölmüş olan kimselerin, tüm geçmişlerimizin ervahına başladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya ilahi alemin, ya rahman rahimin, imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlara el açan salih, sahih, cömert kullarından eyle. Ya ilahel alemin, Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, istikametten bizleri ayırma. Akıbetimizde hayır eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sapıtıcıların sapıtmasından muhafaza eyle, koru ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü fitneden, fesattan, karışıklıktan, münafıkların, zalimlerin, kafirlerin, zalimlerin Müslümanları birbirine düşürmek için saldıkları hilelerden bizleri koru ya Rab. Müslümanları birbirine düşürme ya Rab. Hilelerini kafirlerin, zalimlerin, münafıkların geri çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Aziz vatanımızı ve İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Bu ezanları kıyamete kadar güzel vatanımızda susturma ya Rab. Neslimizden kafir, münafık, zalim yetiştirme ya Rab. Ya ilahel alemin, hatalarımızı dünyada da ukbada da yüzümüze vurup bizi rezil üsva eyleme. Ya ilahel alemin, ya rahmer rahimin, son sözümüz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsun. Bunu diyerek ruhunu teslim eden, gideceği yer cennet olan, kabri nevzatü min riyazül cinan olan güzel müminlerden olmayı bize nasip eyle. Mahşerde mahcup olanlardan eyleme. Resul-i Ekrem ve ashabının meclisinde olanlardan eyle. Cennete girip cennette Efendimiz'e komşu eyle. Bunları kazanacak işler yapmayı bize nasip eyle. Bunun için nefsi emmaremizin eline bir saniye bile biz esir etme ya Rab. Hakkı görüp hakka teslim olmamızı bize nasip eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalmamızı da bize nasip eyle. Bizi kendine layık kul eyle. Habibi Edib'in Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. İçi dışına, özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslüman olmayı bize nasip eyle. Bunun için bizi bırakma, elimizden tut ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.